Güzel. Hani mesela siz şeyden bahsettiniz. Hani vakti zamanında işte Huxley'in romanında herkesi uyuttu ya da işte rahatlattı. Ama çok bu dilak veriyor. Mesela şu anda insanlar öyle değil mi? Şu anda insanların %50'si 60'ı mutlak bir antidepresan kullanıyor. O kadar yüksek değerlere girdi. Ve o kadar, şimdi bakıyorsunuz bu ne oldu da bu kadar insan antidepresan kullanıyor? Hele bu Amerika'da, Avrupa'da bizden çok daha yüksek. Çünkü onlar tamamen buna dönüştüler. Yani antidepresan ve intihar. Şu anda Amerika'da 4., 5. ölüm sebebini biliyor musunuz? Uyuşturucu kullanımı. Yani sentetik uyuşturucu dediğimiz ya da sentetik morfin kullanımı. O kadar yaygınlaştı. Çünkü insanlar artık morfinden ve eroinden bile haz almıyor. Daha büyük hazlar istiyorlar. O da son numara testi yapıyor. Bak, ve bunun haz. Ve yani işte şunu söylemek istiyorum. Umutsuzluk. Umutsuzluk. İşte insan bazen işte bu kadar yani bazen kitaplar esasında doğruları söylüyor. Mesela dediniz ya yıllar önce adam yazmış bak işte böyle bir şey yapılacak ve insanlar böyle bir mutluluk şeyinde yüzecekler ya da bir sarhoşluk zemininde. Bu meydana geldi işte. İşte antidepresanlar o sarhoşluğun ve o yapay mutluluğun. Çünkü antidepresanların en büyük komplikasyonu ne biliyor musunuz? İçtiğiniz zaman mutlu da olamıyorsunuz, mutsuz da olamıyorsunuz. Böyle sizi böyle bir mat bir hale getiriyor. Ve işte onun için bir sürü genç o şeyin içine düştü işte. O tuzağın içine düştü. Nasıl önleyeceksiniz bunu? Şimdi mesela bu gençlere ne diyeceğiz biz? Çok güzel söylüyorsunuz ama bunun içine nasıl çıkacak bu gençler? Tamam, bilinçlendirelim. İşte çıkamazlar. Çünkü dayatılan şey... Üsküdar Belediye Başkanı'na seçilmiş bir hanımefendi. Hiç görmedim hayat. İlk gece, ilk defa bu gece bir yerde dinledim. Nerede dinledim unuttum. Ya da izledim televizyonun birisinde. Gençler ne diyor kadına biliyor musunuz? Siz bizim umutlarımızı yeşerttiniz. Yurdumuzu terk edip kaçıp gitmek istiyorduk. Siz bize kazanarak, Üsküdar'dan kazan. Yani sadece o hanımefendi nezdinde söylüyorlar. Siz bize bu ülkede kalmamız konusunda moral verdiniz ya. Bu çok önemli ya. Ya moral çok önemli. Ama işte bu öyle olmalı ki toplum olarak, değil mi? Geleceğin dünyasında benim yine şahsi görüşüm, iddia ederek söylüyorum, pek çok bilgiden daha önemli olacak olan şey insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri. İletişim. İkincisi yardımlaşma yapabilmeleri. Üçüncüsü uzlaşabilmeleri. Dördüncüsü mevcudu adil bir şekilde en az eşitsizlik çerçevesinde paylaşabilmeleri. Bunun içinde tabii ki hepsinde birer yaratıcı zeka. Bu eğitim abi. Nereye geldiği zaman bu Cem Yılmaz'ın o bisküvi reklamına geliyorsun. Eğitim abi. Bu şaka falan değil bu bir realite. Evet hocam. Sevgili hocam, Oytun hocam tabii tartışma iyi de gidiyor ama asıl şeye geleceğim. Şimdi hocam Mendoh abi doğal olarak teknoloji gelişmeyle yapay zekanın ortaya çıkmasıyla insanların hayatlarının daha kolaylaşacağını ve doğal olarak insanların gelecekte daha mutlu olacağını söylüyor. Sizse teknolojide gelişmelerle beraber aslında organik insanın ortadan kalkacağını iddia ediyorsunuz. Makineleşmiş insan ve doğal olarak o gerçekten insan mı gerçekten bir makine mi sorusunun da bugünden hangi yönde karar vereceğimiz ayrı. Ama yine söylediğiniz tespitiniz açısından söyleyeceğim. Bugün teknolojiden hiçbir insanın kaçma şansı yok. Çünkü herkes bir telefon kullanıyor. Herkes televizyon seyrediyor. Herkesin bir laptopu var. Ve doğal olarak yapay zeka denilen o merkez tüm insanlığı şey altına alıyor. Söyleyin, kayıt altına alıyor. Yani kayıt dışı olan kimse yok. Sokaktaki kameralara yakalanıyorsunuz, telefonunuza yakalanıyorsunuz, bilgisayara yakalanıyorsunuz. Ve böyle bir dünyada soru şu, ya her şey yapay zeka kontrolünde olacaksa, Mendoh abinin dediği gibi 3-5 bin dünya devleti kurulmuş, tanrılaşmış insanların kontrolünde olacaksa, milyarlarca insana neden gerek var ki? Ya şimdi gerek yok zaten işte şimdi insanlar yani o kadar ilginç bir durum ortaya çıktı ki dünyada hani şeyde var yani insanlar esasında bir nevi şey yapmak istiyorlar yani paralarını da almak istiyorlar esasında iş gücünden de yararlanmak istiyorlar yani siz bu gelecekte hani biz diyoruz da işte salgın olur mu başta da bela olur mu
Olur, birçok şey olur. Çünkü bu hani nüfus politikasının dışında insanları işlevsiz hale getirmeleri gerekiyor. Yani hatta okumuşsunuzdur, Japonya'da %2'ye kadar varmış, 3'e kadar 2 milyon insanın evde hiçbir şey yapmadan durduğu düşünülüyor Japonya'da ve bu büyük bir tehlike. Yani işe gitmiyor, çöp atmıyor, ailesi bakıyor bu çocuklara. Bunlar 40-50 yaşına gelmişler. Aslında ve çocuk değiller artık. Adam bunlar. Bunlar evde yatıyorlar. Wireless'ları var. Ve eve yemek söylüyorlar. Şimdi Japonya bundan sıkıntılı. Ve bu dünyaya yayılmakta. Yani çünkü insanların işlevi bitiyor zaten. İşlevsiz insanlar. Bir de yarın bu şey geldiği zaman, bu çip mevzusu, bilgisayarda avatar mevzusu, kimse evden çıkmaz zaten. Çünkü tamamen bilgisayar ortamında olacağı için esas şu isteniyor: evde oturan, büyük bir şeye yaramayan, damar sertliğiyle ya da işte kanserle boğuşan bir toplum isteniyor esasında. Biraz da tabii ki alver ekonomiye can verdi olacak. Yani sizin dediğiniz gibi bir işlevsizlik pompalanıyor. Çünkü insanlara şu deniyor: sen zaten bir şeye yaramazsın. Hani zaten yapay zeka senin yapacağını yapıyor. Hani ve insana işlevsiz hale getirildi. Ya bu bilerek yapıldı zaten. Ya bu birçok dünya ülkesinde var. Bu bizde de ben var. Ne kadar yemeğe ihtiyacım var, gönderiyorum. Aynen, aynen. Ya yani biz artık ona içe girdik. Yani bütün toplumlar, bütün insanlar bu cenderenin içine girdi. Yani ben bundan çok çıkışın olacağını düşünmüyorum. İnsanlığı gelecekte çok zor günler gibi bekliyor. Zaten insanlar eskiden yani gelecekte kapanmayacaklar eve. Kapanmak zorunda da kalmayacaklar. Kendileri isteyecekler. Evde oturan insanlar var artık ya. Yani bu bence net bu. Şu anda en büyük şeyden bir tanesi. Ben onlara zombi diyorum gerçi ama yani zombiye dönüşüm şu anda kesinlikle vardır bence. Yani filmlerdeki zombi değil ama, değil mi hocam? Vallahi yani şöyle, ben ya bugün bir şey vardı size söyleyeyim. Hatta bu şeyden ortaya çıktı biliyorsunuz. Hani Covid sonrası insanlara bir şey oldu. Yani Covid sonrası daha değişik bir insan türü oluştu. Neden oluştu bu? Hani bazıları uzamış Covid diyor, bazıları bir sürü şey söylüyor ama insanların beyninde bir şey oldu. Yani insanlar eskisi gibi değil. İnsanlar artık daha uyuşuk, daha evde oturmaya meyilli, daha her yeri ağrıyan, daha direnmeyen artık. Yani kendi halinde duran, sadece yiyip içen, çünkü insana daha büyük, hani bu beyinde şey diyor ya, brain fog deniyor, işte lan adı beyinde işte sisli beyin. İnsan kendini toplayamıyor, bir kronik bir yorgunluk. Kesinlikle bunu herkese sorabilirsiniz. Yani şurada bir anket yapalım. Siz Covid sonrası şu anda kaç kişi kendini böyle hissediyor? Aşağıda yüzlerce şey göreceksiniz. Evet, ben kendimi iyi hissetmiyorum, işe gitmek istemiyorum, hep yatmak istiyorum, kalbimde çarpıntı var diyeceklerdir. Onun için insanlık dönüştürülüyor. Yani bu, ama şu anda bunu algılamıyoruz. Gelecekte daha iyi algılayacağız. Ben bir örnek vereyim kendimden. Tabii. İnşallah ters bir şey olmaz. 1993 senesi Ekim ayının 15'inde kalp krizi geçirdim. Kendi çabamla 17 yaşında bir çocuğa arabamı verdim. Otomatik arabayı verdim. Çocuk hiç hayatında, babası da otomatik araba kullanıyor, görmüş. O çocuk beni Etfal Hastanesi'ne bıraktı. Pes edebilirdim o anda. Bırakabilirdim kendimi falan, değil mi? Gittim. Şeyden, kalp krizini, ama geçirdim. Gitti, neyse. Sonra anjiyo yapıldı. Damarlar, iki tane damar tıkalı. Dediler ki bypass yapacağız. Peki dedik. Bypass yaptık. Kalp krizinden 5 ay sonra, 6 ay sonra 1994'te de bypass ameliyat oldum. Ama olmadan önce Profesör Ömer Işık, o zaman doçentti. Bizim de 40'larımızın damadı. Ömerciğim dedim, ben bypass olmazsam ne kadar yaşarım? Bypass olursam ne kadar yaşarım? Abi ben bunu bilemem dedi. Ama dedi, bu kalple yaşarsan buradan çıkınca da ölebilirsin. 5 senede yaşayabilirsin. Ama dedi, bu kalp bu damarlarla daha uzun. Peki bypass olursam yap, en azından bir 10 seneyi garanti altına alır dedi. En azından 10 seneyi. Teknoloji değişir mi Ömer dedim. Değişir. Çok değişiyor zaten dedi, tıp teknolojisi. Sene 1994. International Hospital diye bir hastane vardı. Var mı bilmiyorum, Yeşilköy'de. Yaptım. Var hali var abi. 31 sene geçti üstünden. 30 sene bitti bu sene. 31. seneye girdi. Beni ayakta tutan ne derseniz, yaşama bağlılığım, hayata bağlılığım. Biz şimdi, ben kendi adıma yine konuşuyorum Muhtuncu. Seni eleştirmek için de asla söylemiyorum. Ya da senin gibi konuşan arkadaşları. Şu anda dünya insanları bunları konuşmamalı bence.
dünya insanları en azından 2050'ye kadar dünyada savaş nasıl olur da savaşın önüne geçeriz? Şimdi değil. Nasıl olur da faktör verimliliğini arttırırız? Yani kapitalin verimliliğini, emeğin verimliliğini, işte finansın verimliliğini, tabiatın verimliliğini. İktisatta bunlara faktörler denir. Bu faktörlerin verimliliğini nasıl arttırırız? İnsanları nasıl yaparız da en az eşitsizlik halinde yaşatırız? Adalet duygularını geliştiririz. Herkes birbirine karşı adil davranır. Bakın bunlar çok zor şeyler değil. Bunları eğer biz konuşursak, bunları konuşarak insanların hepsine moral verirsek, savaşların ne kadar iğrenç olduğunu, bu savaşları politikacıların kişisel çıkarları için çıkardıklarını, savaşlara harcanan paralarla dünyada fakir insan kalmayacağını, az gelişmiş ülkelerdeki bütün sorunun kader mader değil, hırsız politikacılar olduğunu anlatırsak ve bütün bu ülkelerde demokratik hukuk devletleri kurulursa, herkes adil olursa, herkes birbirine iletişimini, yardımlaşmasını, uzlaşmayı, paylaşmayı kabul ederse diye konuşmalıyız. Yani ben anlattıkların olmayacak demiyorum sakın he. Ama bu anlattıklarını senin torunlarının torunlarının torunları belki görecek. Abi 300 sene. 300 sene yani şimdiden 300 sene sonra olacağı bilmiyorum. Nasrettin Hoca cemaate vaazdan sonra diyor ki içinizde cehenneme gitmek isteyen var mı? Hiç kimse kalkmıyor. Herkes oturuyor. Tabii doğal. Köp tuvarlar diyor. Peki cennete gitmek isteyen var mı diyor. Herkes ayağa kalkıyor. Bir kişi kalıyor. Hoca diyor ki sen niye ayağa kalkmadın? Hadi cehenneme gitmek istemiyorsun. Normal. Bunu ben normal karşılarım. Cennete niye gitmek istemiyorsun? Acaba diyor. Ben burada kalmaya razıyım. Şimdi çocuklar arkadaşlar biz burada kalalım ya. Bana göre burada kalalım. İçimiz kararmamalı ya. İçimiz karararak, moralimiz bozuk olarak gelişemeyiz. Kimseyi geliştiremeyiz. Bu insanlar niye okusunlar? Niye çalışsınlar? Niye yarışsınlar ya? Ya 15 sene, 20 sene sonra yapay zeka ağzımıza sıçacak, bizi perişan edecek, hepimiz işsiz kalacağız ya. Bu benim görüşüm. Ama bunu tartışanlara niçin tartışıyorsun der miyim? Demem. Demem ama şunu da söyleyebilirim. Yani İğneyi batırdıktan sonra da hiç olmazsa biraz da şeker vermek lazım yani insanlara. O iğnenin acısı da kalmamalı diye düşünüyorum. Şimdi Oytun Hocam, tabii bizim insanlarımız siyaset konuşmaya bayılıyorlar ama siyaset de hayatı ıskalamaya neden olan bir şey. Siyaset konuşmayınca da hayatı siyasetçiler ıskalatıyor, o da ayrı bir şey. Buradan yola çıkarak şunu soracağım. Mevlana yıllar önce yani işte onlarca yıl önce demiş ki dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yani hikaye değiştirse her şey değişir. Şimdi soru şu, biz dün dünde kaldı bugün yeni şeyler söylemek lazım, bu kolay bir şey mi? Dün dünde kalıyor mu, dün peşimizden mi geliyor? Şimdi esasında hem kolay hem zor. Yani öyle olaylar var ki insanların hani şeylerinde, mesela dünyada öyle olgular var ki birbirlerine iki yıllardan beri zıt toplum, ya da mesela Amerikan Vietnam'a girmiş, Amerikalılar Vietnam'da birbiriyle çarpışıyor. Öyle hikayeler var ki Amerikalılar Vietnamlara yardım etmiş, Vietnamlılar da Amerikalılara yardım etmiş. Öyle yani ne oldu ya birden mesela bir köye giriyor baskına, bir bakıyorlar diyorlar ki ya hayır biz yardım edelim. Yani bunun kararlarını değiştirdi birden. Hani insanların davranışlarını bazen predikte edemiyorsunuz. Ama şöyle bir gerçek var. Stres aşırı miktarda olduğu zaman insanlar o olaylardan çok hızlıca kaçıp kurtulma meyli gösteriyor. Ben size bunu geçenlerde söyledim hani. En dedim kolay dolandırıcılık telefon dolandırıcılığı. Tehdit ettiğiniz zaman adam şunu diyor, kaç kurtul, ver kurtul. Çünkü insan beyninin öyle bir yapısı var. Stresten nefret ediyor. Onun için bazen insanlar aşırı stres durumlarında birden değişiveriyor. Yani bunu hiç unutmayın. Yani eğer stres belli bir eşiği aştığı zaman kararların hepsi değişiyor ve kurtul bundan yanıt ortaya çıkıyor. Onun için hani bazen kurtulmak çok kolay. Yani insana bazen şunu diyebilir. Abi dün buydu, bugün bitti. Yani hani sigarayı bırakmak gibi. Ben değişiyorum abi, tamam bitti. Hani bazen öyle olur mesela. Hastaya 100 defa dersin sigarayı bırakmaz ama dersin ki abi senin akciğerinde kötü bir şey var.
biraz kuşkulanıyorum dediğin zaman adam der tamam içmiyorum ben der. Ya ulan yıllardan beri adama söylemişindir adam. Hani bir nasihat işte bir musibet o stresi her şeyi değiştirebilir. Onun için senin sorduğun soru şu, cevabı şu. Geçmişten kurtulmak çok zor. Evet, çünkü bir geleneksel şey var. İnsan beni şunu düşünüyor. Yani default deniyor buna. Ben hep böyle yaşadım diyor. Bu yaşadığım şey benim diyor hayatımı sürdürüyor. Ben böyle giderim bununla diyor. Hani biz buna konfor alanı falan diyoruz. Hani diyorsun ki ben hep domates yedim. Domatesle hep iyi yaşadım. Adam diyor ki domates değil elmayı yok abi diyorsun. Domates iyi. Neden? Çünkü domatesle yaşamak senin için bir şey olmuş. Hayatta kalma metodu olmuş. Ama bir gün sana birisi derse ki domatesle ilgili bir sıkıntı söylediği zaman ve domatesle ilgili ölümler arttığı zaman ve sen domatesle zehirlendiğin zaman mesela kediler zehirlendiği şeyi bir de asla yemiyorlar. Biz de öyle. Mesela bir şeyden zehirlenin günlerce ağzına koymuyorsun. İşte bu da böyle bir eşik değer var. O eşik değeri aştığınız zaman bütün toplumlar birden değişiveriyor. Herhalde bunun en güzel şeyi de hani şey diyor ya Süleyman Demirel diyor ya neydi o lafın adı? Tencere muhabbeti tencere boşalınca diyor ki, evet. O zaman buradan da şu ortaya çıkıyor basic instinct yani temel içgüdüler çok şeyi değiştiriyor ve en temel içgüdümüz her zaman bahsettiğimiz gibi Maslow'un eğrisinin en tabanda tabii ki beslenmek demek ki beslenmek bir de mesela Vietnam'daki olay uykusuzluktu askerler uykusuzluktan bıkmışlardı artık herkes savaşı bitirmek istiyordu iki tarafta. Yani demek ki insanlar aşırı stres altında her şeyi aniden değiştirebilirler. Ama stres eşiği yeterli olmadı mı eski durumda kalmayı tercih ediyorlar.